sallallahu aleyhi ve sellem var. Allah-u Teala her şeyi onun yüzüsü hürmetine yarattı. Malum. Güzelliği de onun yüzüsü hürmetine yarattı. Düşünün ki ona kadar güzel. Levlâke levlâk lemmâ halaktul aflâk. Sen olmasaydın yerleri ve gökleri yaratmazdım. Hitab-ı ilahisinin yegane muhatabı. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Hasan bin Sabit radıyallahu anh Efendimiz'e yazdığı Nâhat-ı Şerife şöyle başlıyor. وَمَا مَدَّحْتُ مُحَمَّدًا بِمَغَالَتِي وَلَاكِمْ مَدَّحْتُ مَغَالَتِي بِمُحَمَّدًا sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben sözlerimle Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı övmedim. Övemem. Ama ondan bahsettim de sözlerim güzelleşti. Sözlerimle onu methetmedim. Sözlerimi onunla methettim. Bak güzelden bahsedince güzelleşmenin şahika cümlesi budur. Bu iş böyle. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok güzelmiş. Tevazu ile şöyle der bir hadis-i şeriflerinde. Allah güzelliği yarattı. Yarısını Yusuf'la annesine verdi. Yusuf peygamber. Diğer yarısını da mahlukata taksim etti diyor. Hadis-i şerif. Düşünün ki Yusuf aleyhisselam ne kadar güzel. Bütün bir güzellik düşünün. Güzellik diye bir şey yaratıldı. Cenab-ı Hak demiş ki yarısı Yusuf'la annesinin. Öbür yarısı kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların güzelliği. Gökten kışın süzülerek yağan karın güzelliği, çiçeklerin güzelliği, gökyüzünün güzelliği, yani güzellikten nasibi olan her bir şey, Hazreti Yusuf'la annesinden geri kalan yarımdan kendi payına düşenle güzel. Düşünün ki Yusuf Aleyhisselam ne kadar güzeldi. Çok güzel. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a aşık olmuş, gönül düşürmüş. O zamanın Mısır sosyetesi hanımlar kendi aralarında konuşuyorlar. Dedikodu biter mi? O zaman da varmış. Siz yapmazsınız da böyle yapan insanlar var. Tabii canım siz yapmazsınız, öyle bir tebessüm ettiniz de. Yapmayın da, yapmayalım da. Bir başkasının dedikodusunu yapmanın, bir başkasının gıybetini etmenin insana hiçbir faydası yoktur. Ama çok zararı vardır. Ahirette böyle günah sevap tartılacakmış, kul dağlar gibi sevapla gelecekmiş Allah'ın huzuruna. Terazinin sevap kefesi dağlar kadar sevap. Günah kefesi sıfır, hiçbir şey yok. Kul sevinecekmiş, diyecekmiş ki elhamdülillah şimdi cennetin yolunu tutarım. Tam o böyle sevinirken bir nidacı gelip şöyle söyleyecekmiş. Ey insanlar! Bu kişide hakkı olan varsa gelsin hakkını alsın. Şimdi sıraya girmeye başlayacakmış insanlar orada. Birisinin gıybetini yapmış. O gelecek. Ne kadarsa alacağı onun sevabından birazcık alır gidermiş. Öbürünün dedikodusunu etmiş. Gelir, sevaptan alır gider. Öbürüne haksızlık etmiş. Gelir, alır gider. Öbürünün hukukunu çiğne, alır gider. Adaletsizlik ya, alır gider. Küfretmiş, alır gider. Bütün alacaklılar alacaklarını alırlarmış. Peygamberimiz diyor ki öyle bir an gelir ki o dağlar gibi sevap erir 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 erir, kefe bomboş kalır. Alacaklılar bitmez. Hala alacaklılar var. Alacak bir şey de kalmadı. Ne yaparlar? Bu defa getirirler kendi günahlarından, günah kefesine koyarlar. Günah kefesine koyarlar, günah kefesine koyarlar. O diyor dağlarca sevapla gelen adam dağlarca günahla cehennemin yolunu tutar. E şimdi böyle bakınca birinin gıybetine, ötekinin dedikodusuna değer mi? İnsan kimin gıybetine der? Sevmediğinin gıybetine der daha çok. Sevdiğinin gıybetini pek yapmaz. Sevmediğinin gıybetine der. Birinin gıybetini yapmak onu zengin etmektir. Ahirette. E niye sevmediklerimizi zengin edelim ki? Öyle değil mi? Neyse. Mısır sosyetesi gıybet ediyor. Duydun mu diyor kadınlar bir araya geldikleri vakit. Vezirin karısı kölesinin olmak istemiş. Hani hadiseden mülhem. Ve gallagat ebvabe ve gâle teytelek. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Kapıları kapattı ve hadi gel dedi. Hazreti Züleyha
Yusuf Aleyhisselam'a. Hazreti Yusuf kaçtı. Kaçarken bu Hazreti Züleyha'nın Hazreti Yusuf'u ilk davet edişi değildir üstelik. Garibim Hazreti Yusuf'u Züleyha validemiz sarayda birkaç defa böyle sıkıştırmış. Her defasında kaçmış. Kaçmış hep. En son kapıyı da kapatıyor, diyor ki be gel. Hazreti Yusuf Allah'tan korkarım diyor. Ama ayette diyor ki eğer Allah'tan bir delil, bir bürhan görmeseydi az kalsın Yusuf da kadına meyledecekti. Yusuf Aleyhisselam'ın da bir gönlü dönmüş ama bir delil, orada bir delil gördü diyor. Gördüğü delili müfessirun farklı şekilde anlatır. Bazısı diyor ki Yakup Aleyhisselam'ı gördü. Hazreti Yakup böyle parmağını dişlemiş şekilde, hani dersin ya sen bunu nasıl yaptın? Böyle bir şey mi yapacaksın? Görünce diyor uzak durdu. Tam kaçarken Hazreti Züleyha gömleğini yırtmış. Dışarı bir çıkıyorlar ki koridorda Kıftır, Züleyha'nın kocası ve saray erkanı. Bakıyorlar ki Hazreti Züleyha peşinde, Yusuf Aleyhisselam gidiyor, gömlek yırtık. Sen ne yaptın diyor. Oradan birisi, akıllı biri diyor ki bir dakika. Eğer gömlek önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor, Yusuf yalancıdır. Ama gömlek arkadan yırtılmışsa, kaçarken yırtılmış, Yusuf doğru söylüyor, kadın yalancıdır. Şimdi bu hadiseden sonra işte Hazreti Yusuf'un suçsuzluğu anlaşılmış orada. Bu hadiseden sonra Mısır sosyetesi kadınlar dedikodu ediyor. Diyorlar ki duydun mu? Vezirin karısı da kölesinin olmak istemiş. Herkes konuşuyor. Fakat bu konuşanların hiçbirisi Hazreti Yusuf'u görmemiş. Bu laflar dönüp dolaşıp Züleyha validemize gelince diyor ki onlar Yusuf'u gördü de mi konuşuyor? Görme. Zaten görseler öyle konuşmazlar. Görmediler diyor. Çağırın şunları diyor yemeğe. Davet ediyor saraya. Yemek ikram ediyor hanımlara. Yemekten sonra da Allah bilir doğrusunu ama narenciye türü bir meyve. Portakal, elma gibi hani kabuğu soyularak yenilecek meyveler ikram etmiş, koymuş. Kadınlar tam meyveleri soymaya başlayacakken Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki Yusuf çık şunların önünde bir yürü. Hazreti Yusuf bir taraftan yürümeye başlamış. Meyveleri doğruyoruz diye Hazreti Yusuf'a bakıp kalıyorlar. Kur'an-ı Kerim gene diyor ki مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Böyle dediler. Bu bir insan değil ancak bir melektir dediler. Ve bileklerini doğradılar da haberleri olmadı. Bileklerini kesmişler, haberleri olmamış kadınlar. Şimdi böyle şey olur mu? Olur. Olmaz diyen bir Rüfai tekkesine varıversin. Neler nelerle hiçbir şey olmaz, kan akmaz bile. İşte şair bir soru soruyor. Diyor ki hani Hazreti Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a aşık oldu. Peygamberimiz de dedi ki güzelliğin yarısı Yusuf'la annesinindir. Peki Züleyha Hazreti Yusuf'ta neyi sevdi? Soru bu. Ne gördü Züleyha Yusuf yüzünde ki sergerdan olupdur aşk elinden. Çok güzel bir nutku şeriftir o. Gönül hayran olupdur aşk elinden. Ciğer püryan olupdur aşk elinden. Niceler tacı tahtı malı mülkü koyup üryan olupdur aşk elinden. Züleyha ne gördü Yusuf yüzünde ki sergerdan olupdur aşk elinden. Hazreti Züleyha Yusuf Aleyhisselam'da ne gördü de aşık oldu? Bunun cevabını şöyle veriyorlar. Adem Aleyhisselam yaratıldığı vakit, Adem babamız iki kaşının arasında bir nur görmüş. Burada bir nur var ve orada bir zikir sesi. Adnan veremiyor, diyor ki ya Rabbi bu nur neyin nesidir? Bu zikir sesi nedir ben bilemedim. Cenab-ı Hak o zaman Adem babamıza diyor ki senin soyundan bir peygamber gelecek Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Mustafa. O nur onun nurudur. İki kaşının arasındaki nur. O duyduğun ses de onun beni zikredişinin sesidir. Bunu söylüyor. O zaman derler Adem Aleyhisselam şöyle düşündü. Kendi kendine bir anlık zelle bakın. Dedi ki yahu nasıl olur? Evlat babayla iftihar etmesi gerekirken ben benim soyumdan gelen biriyle mi iftihar edeceğim? Ben onun büyüğüyüm gibi bir his aklına geldi.
Bu histen diyor yere bir damla düştü. Bu his düştü yere, ondan buğday ağacı çıktı. Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam ve Havva validemize yakışmayın dediği ağaç, işte bu histen doğan bir ağaçtır. O benimle övünmeli, ben niye onunla övüneyim düşüncesi düştü diyor toprağa, bir ağaca dönüştü. Elma değil. Elma Hristiyan mitolojisinde elma. Bizde elma değil, buğday ağacı. Bundan yemeyin dedi. Ondan yediler, dünyaya geldiler. Şimdi dünyaya gelip devam edeceğim mevzuya da, dünyaya gelişleri de enteresandır. Biz nasıl biliriz dünyaya gelişlerini? Cenab-ı Hak dedi ki şu ağaçtan yeme. Onlar da tamam dediler. Sonra Havva validemiz bir gün yaklaştı, böyle ağaca baktı. Acaba Allah niye yeme dedi filan. Şeytan da geldi, o ivayı verdi. Dedi ki bak, Allah sizin ölümsüz olmanızı istemiyor. Bu ağaçtan yerseniz ölümsüz olacaksınız. Havva validemiz böyle heyecanla bakarken Adem babamız geliyor. Havva annemiz diyor ki Adem, şunun bir tadına bakalım. Adem Aleyhisselam da canın sağ olsun avrat dedi. Bu değil, mevzu bu değil. Şair şöyle anlatıyor mevzunun aslında ne olduğunu. Bakın bir dörtlük. Gubar-ı payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem muyine heft asumanı ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin Adem sülbü pakinden, değişti habbeye bağ-ı cinanı ya Resulallah. Ne diyor? Ya Resulallah, senin ayağının tozuna cihanı değişmem. Bir tek bakışına yedi kat göğü değişmem. Adem Aleyhisselam diyor, senin kendi soyundan geleceğini duydu. Dedi ki ben bir an önce dünyaya gideyim de Muhammed Mustafa dünyaya gelsin. Bunun için yasak taneyi yedi, cennetin bağlarını verdi diyor. Böyle bakınca Adem Aleyhisselam'ın zellesi muhabbeti Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam sebebiyledir. Döneyim mevzuya. Bir nur gördü dedik ya, Allah-u Teala ne diyor? O benim Habibimin nuru. O nur pak nesiller boyunca nesilden nesile aktarılarak Amine validemize kadar taşınmış. Tertemiz nesillerle taşınmış. Hatta Efendimizin babası, muhterem pederleri Hazreti Abdullah o nurun en son taşıyıcısıdır. İki kaşının arasında nur var. Bir güzellik. Kureyş eşrafından bir hanım Peygamber Efendimizin babasına aşık. Daha evlenmemişler Amine validemizle. Kadın aşkından yanıyor. Kureyş sokaklarında, çarşılarda Hazreti Abdullah'ın önünü keser, dermiş ki benimle evlen, beni nikahına al. İstemezmiş. Amine validemizle evleniyor. Aradan bir müddet zaman geçiyor. Hazreti Amine Peygamber Efendimiz'e hamile. Kainatın efendisine hamile kalıyor. Kadının eski aşkını bilenler gelip ona diyorlar ki ne oldu, sen Abdullah'ı görünce kendinden geçiyordun. Şimdi görüyorsun ama halinde bir değişiklik olmuyor. Kadının cevabı şudur. Ben onda bir güzellik görüyordum. O güzellik şimdi onda kalmadı. Niye? Nur en son taşıyıcısına geçti. Amine validemizin iki kaşının hizasında. Hazreti Abdullah'ta değil artık. İşte Yusuf Aleyhisselam o nurun taşıyıcılarından bir tanesidir. Şair ne soruyordu? Züleyha ne gördü Yusuf yüzündeki sergerdan olup dur aşk elinden? Hazreti Züleyha'nın Hazreti Yusuf'ta görüp vurulduğu şey Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur derler. O nura vuruldu. Başka bir şey değil. Böyle baktığınız vakit Allah Resulü tevazu gösteriyor. Yusuf'la annesine yarısı verildi derken, o güzeller güzeli. Güzelliğin de yüzü su hürmetine yaratıldığı kişi. Cenab-ı Hak o güzellerle bizi de güzelleştirsin inşallah. Niyazımız o. Sunucumuz de sunucu. Abi bir güzellik dedim, beklemek dedim. Bak mevzu nerelere geldi. Hep senin yüzünden. Ne iyi ettin de dedin. Allah razı olsun. İyi ki öyle dedin. İyi ki mevzu böyle bir yere geldi. İşte insanoğlu deseniz ki bu dünyaya niye geldi? Bu cümleden olarak şunu söyleyebiliriz. İnsanoğlu dünyaya güzelleşmeye gelmiştir. Güzelleşmekten kastım kul olmak, makyaj yapmak değil.
Kulluk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin diye yarattım diyor Cenab-ı Hak. Bak burada da bir ayrım var. Hatırlayalım. İbadet etsin diye yarattım demiyor. Kulluk etsin diye yarattım diyor. İbadet dediğimiz ne? Savmü salat, haccü zekat. Oruç, namaz, hac, zekat. İbadet bunlar. Bunlar da kulluğa dahil. Ama kulluk bunlardan ibaret değil. Başka bir şey. Kulluk ne? Her şeyi Allah rızası için yapma düşüncesi. Kulluk budur. İnsan okul okuyacak. Okurken diyecek ki, bak öğrenci kardeşlerim var. Okurken diyecek ki, ya Rabbi, ben bu okulu diploma için okumuyorum. Gelecek endişem için okumuyorum. Rızkım için okumuyorum. Kendimi geliştirmek için, gerçekleştirmek için okumuyorum. Ben bu okulu Fethi Yemuhluoğlu'ndan ödünç bir cümleyle söyleyeyim. 72 bin evliya dölü olan mukaddes Anadolu toprağının mazlum, masum, mahzun insanları başta olmak üzere ümmet-i Muhammed'e hizmetkar olmak için okuyorum. Bu niyetle okul okursa bir öğrenci, okuduğu okul kulluk olur, ibadet olur, kulluğuna dahil olur. Bir anne çocuğunu yetiştirirken, ya Rabbi bu çocuk sana kul, Habibine ümmet, dostlarına dost, ümmete hizmetkar olsun diye yetiştirirse, o çocuğu yetiştirmek için harcanan emek Hak katında ibadet olarak yazılır. Sevaptır. Her şey. Evlenirken desen ki, ya Rabbi senin rızan için evleniyorum. Evlilik boyu çekilen çileler ibadet olur. İbadetin en büyüğü de budur. Sürekli çünkü. Şey değil, hani yaptım bitti değil. Namaz kaç dakika sürüyor? Şimdi akşam namazı kılacaksınız. 10 dakika. Öbürü bir ömür. İşte mesela buraya gelişiniz bile, hani şu salona gelip şu sohbeti dinlerken deseniz ki, kardeşim geliyor, gitsem de Allah için, Allah için onun sohbetinde bulunsam, buraya gelirken atılan adım sevap, oturulan vakit sevap. Aynı şey benim için de geçerli. Desem ki gideyim de Aksaray'da kardeşlerimle sohbet edeyim, dost yüzü göreyim, bu niyetle gelsem, gelişim sevap, gidişim sevap, bulunuşum sevap. Ben daha şanslıyım, uzun mesafeden geliyor. Ta İstanbul, uçak var, işin içinde arabası var, Konya var, Konya'dan buraya var, şimdi buradan Kayseri'ye var, Kayseri'den İstanbul'a bir daha var. Oho, böyle böyle zengin olacağız. Ahiret zengini. Kefenin cebi yok diyorlar, inanmayın, kefenin cebi vardır. Ve kefenin cebini doldurmak lazımdır. Kefenin cebi, Necip Fazıl rahmet olsun derdi ki, hasis kuyumcu kendine bir kese diktir. Ahirette geçer akçe neyse onu biriktir. Bir ahiret akçesi var. Kefenin cebi neyle dolar? Yetimin başını okşarsın. Fukarayı doyurursun. Düşküne yardım edersin. Misafire ikram edersin. Akrabanla iyi geçinirsin. Gözetirsin onları. Güzel komşuluk yaparsın. İşinin hakkını verirsin. Geceleri teheccüde seccadeyi gözyaşıyla ıslatırsın. Tesbih elinde düşmez seher vakitlerinde filan. Bunlarla kefenin cebi dolar. Şimdi buraya nereden geldik? Bir daha bir çok başınızı ağrıtmıyorum değil mi? Azıcık iki daha dertleşelim de ondan sonra toparlayacağız. İşte kulluk kişinin kefenin cebini doldurma çabasına verilen attır. Bu da Allah rızası için olursa kulluk olur. Buraya geliş gidiş bile kulluğa dahil. Bak bir yudum çay. Şu çayı getiren şöyle de getirebilir. Birisi gider der ki belediyenin bir yetkilisi, ya Serdar Hoca geldi sahnede çay içiyor arkadaş, bu adama bir çay gönderelim. Adam da çay doldururken getirirken der ki, demez bizimki de şöyle der. Ya arkadaş sahnede de çay mı içilir Allah aşkına, buradan doldur. Ne oldu? Hem çayı getirdi hem yoruldu. Öyle değil mi? Halbuki dese ki, aa bak orada Allah sohbeti yapılacak, ben de o sohbete bir bardak çayla katkıda bulunayım da o sohbetten benim de nasibim olsun. Allah için doldursa getirse çayı getirişi ibadet olur. İçerken de aynı şekilde. İşte kulluk güzelleşme çabasına verilen attır. Ve bu da ancak
güzellerle beraber olarak ele geçecek bir şeydir. Mesela berber olmak isteyen ne yapıyor? Bir berberin yanına gidip çıraklık ediyor, değil mi? Tornacı olmak isteyen sanayiye varıyor, bir tornacının yanında çıraklık ediyor. Öğretmen olmak isteyen bu işin okuluna gidiyor, öğretmenlerden ders alıyor. Karnı acıkan ya mutfağa gidiyor ya lokantaya gidiyor. Allah'a kul olmak isteyen ne yapacak? Nereye gidecek? Allah'a kul olabilenlerin yanına gidecek. Güzelleşmek isteyen güzellerin yanına gidecek. Acıktığınız zaman açayım da bir yemek kitabı okuyayım diyor musunuz? Yemek kitabı okuyup da karnı doyan yoktur. Ya da kitap okuyarak yüzme öğrenen gördünüz mü? O da yoktur. Şimdi berber olmak için berberin yanına gitmek zorundasın ama ben tek başıma kulluk yaparım, öyle mi? Allah'ı bulmak berber olmaktan daha mı kolay? Şimdi Aksaray'a geliyoruz. Birisi bizi alıyor getiriyor. Bilmeyiz biz. Fuar nerede, o nerede, bu nerede. Şimdi insanoğlu bir acayip bak. Aksaray'a gelirken bir bilen olsa da bizi fuara götürse diye düşünüyor. Allah'a giderken ben tek başıma giderim diyor. Ya Allah'a varmak Aksaray'a varmaktan daha mı kolay? Ne lazım? İşte orada bir bilen lazım. Kul olmak istiyorsan kullarla beraber olacaksın. Kul olabilenlerle. Onlar kim? Diyeceksiniz hocam biz kul değil miyiz? Evelallah. Biz kulluk etmeye çalışıyoruz. Haddimizi biliriz. Bir Allah dostu öyle buyurmuştu. Birisi geldi dedi ki efendim kulla Allah'ın arasına girilmez diyorlar. Ne buyurursunuz? Cevap: kul bir tek Resulullah'tı aleyhissalatü vesselam. Bir tane kul vardır yeryüzünün gördüğü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Geri kalanlar ala silsiletihim, nebiler, sıddıklar, salihler, onlara iman edenler, onlar o mükemmel kulluğa kendi sadırınca, kabınca yetişmeye çalışan kimselerdi. Bu hizada bizim adımız nereye yazılır siz düşün. Hani öyle ben kul oldum. Zaten kul olabilenle olamadım derler. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Önce kul, sonra peygamber. Kelime-i şehadette peygamber efendimizin önce kulluğunu söylüyoruz. O Allah'ın kulu ve rasulüdür diyoruz. Derler ki Miraç gecesi Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki Allah-u Teala ile buluşmada la ilahe illallah. Allah-u Teala da Efendimiz'e şöyle cevap verdi: Muhammedun Resulullah. Onun için derler ki la ilahe illallah kul sözüdür, Muhammedun Resulullah Allah sözüdür. Kul bir tek Resulullah'tı. Ha, insan gerçekten kul olmak istiyorsa ona benzemeye gayret edecek. Onun yaptığını yapacak. Onun gibi yaşamaya çalışacak. Ancak böyle kul olabilir. Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ila hilaye. Cenab-ı Hak diyor ki ayet-i cellede, ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ve tabi olun da Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yani bir insan ben Allah'ı seviyorum diyorsa onun yapması gereken şey şudur: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sevmek, ona benzemeye çalışmak. Evliya Hazreti Peygamber'e ne kadar çok benzerse o kadar büyük evliya olur. Bir velinin büyüklüğünün derecesi Allah Resulüne mutabaat ve mübayaattaki derecesiyle doğru orantılıdır. Öyle söyleyeyim. Şimdi Peygamber Efendimiz'e benzemek bir ölçü daha verelim. Diyor ki Allah sevildikçe tanınır, Muhammed Mustafa tanındıkça sevilir. Bak ne kadar çok tanırsan o kadar çok seversin diyor. Aramızda peygamberimizi sevmeyen yoktur. Varsa da döveriz. Tanıyan var mıdır? Hani ben tanıyorum diyen böyle baba yiğit var mı aramızda? Yok. Bak ne kadar güzel. Haddimizi biliyoruz. Onu tanımak nereye? Biz nereye? Nasıl tanıyorum diyebileceksin?
Peygamber Efendimiz kaç yaşında peygamber oldu? Kaç? 40 mı? Kesin mi? Kesin bilgiyse yayalım. Anaokullarında öyle öğretiyorlar. 40 yaşına gelince peygamberlik verildi, Allah birdir deyince putlar yere serildi. Bu anaokulu çocuklar için bilgi. O 40 yaşında peygamber olmadı. Diyor ki peygamberimiz, ben peygamber olduğumda Adem çamurla balçık arasındaydı. Daha Adem yaratılmamıştı. Peki 40 yaşına gelince ne oldu? Peygamberliğini aşikar etti. Ben peygamberim dedi. Mevzu bundan ibarettir. Peygamberlik olunan bir şey değildir. İlan edilen bir şeydir günü geldiğinde. Aynen. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü kaç sene? Saadetli ömürleri kaç yıldır? 63 değil mi? 63 yaşında. Hatta eskiler bundan sebep yaş 63'ü geçince sorarlarmış, kaç yaşındasın? Haddi aştık derlermiş. Hani ondan daha uzun yaşayan ben haddi aştım dermiş. Peki bizim doğumu 571 değil mi? Vefatı 632. 632'den 571'i çıkarınca 63 mu kalıyor? 61. Hani 63 yaşındaydı? Nasıl oldu bu? Bunu kalbinize emanet edeyim. Bir bakın bu niye böyle oluyor. Her şeyi de söylemeyelim. Bir araştırın. Rahmetli Tuğrul Efendi, Allah derecatını âli eylesin, bahis buralara gelince sorardı. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Diyor ki peygamberin hanımları müminlerin annesidir. Yani ezvacı tahirat validelerimiz bizim annelerimiz. Biz de peygamberimizi çok seviyoruz. Sayın bakayım annelerinizin adını derdi. Annelerin ismini tam sayabilecek kaç kişi vardır aramızda? Bak. Şimdi kulluğun kendisinden öğrenileceği zatı tarif için diyorlar ki onu tanıdıkça daha çok seversiniz. Biz de çok sevdiğimizi iddia ediyoruz ama ömründen haberimiz yok, peygamberliğinden haberimiz yok, ezvacı tahiratın isimlerinden haberimiz yok. Daha sayayım mı? Mahcup etmek için söylemiyorum bunları. Tanıdıkça daha çok seveceğiz. Tanıyalım. Benzedikçe Allah bizi çok sevecek. Biz onu tanıdıkça seveceğiz. Ona benzedikçe de Allah bizi sevecek. Allah bizi sevince de bizden kul diye bahsedecekler. Şimdi değil. Hani biz büyüyünce kul olacağız inşallah. Büyüyebilirsek. Peki olamıyoruz, ne yapalım? Kullarla beraber olun. Herkes Şah-ı Nakşibend olamaz. Ama akıllılar Şah-ı Nakşibend'i çok severler. Herkes Hacı Abdülkadir Geylani olamaz. Ama akıl sahipleri Hacı Abdülkadir'i çok severler. Herkes Mevlana olamaz. Ama gönül sahipleri Hazreti Mevlana'yı çok severler. İşte o baştaki selam bunun için. Selamun aleyküm erenler, erenlere gönül verenler. Onu da mı beceremiyorsun? Gönül verenleri sevenler. Yani diyor ki Şah-ı Nakşibendi, ya Şah-ı Nakşibend ol ya onun gönlüne gir ya da onun gönlüne girme derdindeki birisini sev. Mesela Serdar Tuncer. Sev. Cenab-ı Hak bunu bize nasip etsin inşallah. Kulluk böyle ele geçer, güzelleşmek böyle mümkün olur. Başka türlü olmaz. Allah-u Teala bizi sevdiklerinden etsin, sevdikleriyle beraber etsin, bir eylesin inşallah. Şimdi ben böyle kitap fuarlarına geliyorum, konuşuyorum, tam giderken seyirci diyor ki, hocam bir şiir okumadan mı gideceksin? Değil mi? Siz de öyle bekliyorsunuzdur muhtemelen. Yeter, konuştuğu yeter, iki de şiir okur inşallah filan diye. Ya bu da benim kaderim. Ben neyi anlatırsam anlatayım seyirci şiiri bekliyor. Bak daha şiir dedim, telefonlar çıktı, cep telefonları. Çekeceğiz falan. Bir de mesela sorarım, hangi şiir okuyalım? Bak kurbanım, nerede o kurban diyen? Hemen sorunca hangi şiir? Kurbanım. Ben korkuyorum, bak kitap fuarındayız. Bir gün bir kitap yazacağım, Nobel Edebiyat Ödülü alacağım falan. Ödülü almaya gittiğim zaman
soruları kabul ederken oradan biri bağıracak. Hocam bir kurbanım okusan da dinlesek. Ertesi gün Washington Post'ta, New York Times'ta manşet. What is the kurbanım? Sonra işin gücün yoksa dünyaya kurbanımın ne olduğunu anlat. Anlatırız evvelallah. Kurbanımı okuyalım. Başka istediğiniz şiir var mı? Bir de ağladım istenir. İkisinin de şairini hiç sevmem. Beş para etmez. Ama şiirler güzel. Ben o iki şiiri okuyayım, siz de o şiiri yazan şaire dua edin, olur mu? Adam olsun birazcık. Kul olsun. Kulların gönlüne girsin. Şairine dua edin, ne olur. Şimdi bazı seyirci bilmeyen diyordur ki, ya hem gıybet etme dedi, hem adamın şiirini okuyor, hem de bir ton gıybetini etti. Kendimin gıybetini ediyorum. Şiir benim şiirim. Sevmem dediğim kendimin. Ne oluyor? Sağ cepten alıyorum, sol cebe koyuyorum. İlle edeceksen kendi gıybetini et. Madem bu da bir ihtiyaç. Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan tüm dertler biter, varını yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter, teslim olan zarar etmez kurban. Güvenme kendine ben oldum diye, pişenler hamım der bir düşün niye. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye, bir tövbeyle bu iş bitmez kurban. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş. İkisi de bir. Sevmese kaş atmaz kurban. Hizmet yoksa himmet olmaz, bu kesin. Hem hizmet nimettir, böyle bilesin. Gayret et, gönle gir, benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurban. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurban. Günahtı, sevaptı, bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurban. Dua kabul, niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla burahı. Ben sadığım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse doğru demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat Sıddık'ın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer, bir tatmaz kurban. Sözün özü, derdi minnet bil cana, yare can ver ki can yar olsun sana, serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurban. Eyvallah. Ahmet Furkan geldi mi? Burada mı Ahmet? Nerede? Şiiri okurken o geldi aklıma. Ahmet'im neredesin? Fuarda mı geziyor? İşte bak bunun için olmuyor. Temenni ile istemek arasındaki fark bu işte. Vay vicdansız. Bir arkadaş var da bu işlerin dertlisi. Çok istiyorum ama olmuyor diyordu. Neyse o gelir belki buralarda bir yerde de ses çıkaramıyordur. Ağladım mı okuyacağız? Bir de ağladım okuyalım. Ondan sonra da yavaş yavaş bize ayrılan süre doluyor. Bitirelim. Akşam namazlarını siz eda ettikten sonra inşallah. İmzayı nerede yapacağız? Burada değil, girişte. Girişte ön tarafta masamız varmış. Namazdan sonra inşallah orada buluşuruz. Kitaplarımızda imzalarız Allah nasip ederse. Telefonlar hazırsa ağladığımı okuyacağım.
Geçen Kayseri'deydik biz 2 gün önce. Kayseri, Aksaray, buralar böyle konuşmalar benzer değil mi? Ağızlar benziyor. Kayseri'de bir dostum rahmetli dedesinden bahsetti de. Bütün bu anlattığım mevzuları özetleyen bir ifadedir. Sizin hoşunuza gider söyleyeyim. Diyormuş ki Allah rahmet etsin. Neydin idin Allah'ı razı edin diyormuş. Ya, mevzu budur bak bu kadardır işte. Bir saattir konuştum ne anlattım? Dedi ki neydin idin Allah'ı razı edin dedi. Bu kadar. Allah'ı razı ettin başka bir şeye gerek yok. Edemedin başka hiçbir şeyin kıymeti yok. Yalnız bir sır vereyim aramızda kalsın. Önce kul Allah'tan razı olurmuş. Sonra Allah kuldan razı olurmuş. Yani Allah razı olsun diyoruz ya. Önce Allah'ı razı edeceğiz ki biz razı olacağız ki Allah'tan. Sonra Allah bizden razı olsun. Radiyallahu anhumma radu'an. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razıdır. Mevla bizi Allah'tan razı ede. Olur mu hocam? Hep biz zaten Allah'tan razıyız filan demeyin sakın. Bir işiniz olmayınca ne yapıyorsunuz? Değil mi? Olacak iş olmayı verince ortalığı birbirine katıyoruz. Başımıza küçücük bir sıkıntı gelince yıkıyoruz ortalığı, velveleye veriyoruz. Hani razıydık? Bir şey düşündüğümüz gibi olmayınca rıza, rıza, rıza. Bir Allah dostuna demişler ki efendim falan yerde bir zat-ı şerif var. Evet, çok güzel bir zat. Evet. Allah-u Teala'dan da razı. Evet. Fakat bir şeyi merak ediyor. Acaba Allah da benden razı mıdır diye. O Allah dostu gülmüş demiş ki Allah'ın razı olmayışından da razı değilse onda rıza yoktur. Hani her şeyinden razıydın? Senden razı olmayışına bile rızan olacak yani. Canım erenler yolu inceden inceymiş, Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış diyor. Erenlerin yolu böyle. Şeriat, tarikat, yoldur varana, marifet, hakikat, yine andan içerim. O bitmez. Yürüdükçe incelir gider kurban oldu. Aklıma düştü gözlerin, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze, hayalinle ben diz dize. İki çay söyledim bize, bir tütün yaktım ağladım. Ateştin, bardaktın, çaydın, olmazdın bunca, olsaydın. Yalnızdım ve yanımdaydın. Sanma ki tektim ağladım. Cihanda sensizlik kadar ne bir dert ne de çile var. Sensizlikte sen vardın yar. Ben de yoktum ağladım. Anılar gezdi kanımda, seni aradım yanımda. Tesbih gibi her anımda, hasreti çektim ağladım. Ayrılık ne yaman şeymiş, her seven boyun eğmiş. Gözden yaş dökmekten eğmiş, gözümü döktüm ağladım. İçim garip, gönlüm darda, gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Sırrına erince hiçin ben sen oldum bittin için. Yanağına değmek için gözümden aktım ağladım. Eyvallah. Efendim teşekkürümü de edip müsaade isteyeyim. Sizlerle bizleri bir araya getiren Aksaray Belediye'mize, huzurlarınıza bir alkışlarınızla, emek verenlere Allah razı olsun deyip teşekkür ederim. Sonrasında teşrifiniz için, dinleme nezaketiniz için, tahammülünüz için, bizi yalnız bırakmadığınız için, akşamı kılınca bana dua edeceğiniz için, bir fotoğraf çektirebilir miyim hocam demeyeceğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hayır.